Selam. Yeni uyandım ve YouTube'a video çekmem gerektiğini hissediyorum. Arka planlarım dağınık, biraz evi toplamam lazım. Yeni uyandım. Bakın. Bugün dermatolog kontrolüm var ve yapmam gereken birkaç iş var. Bugün sadece dışarıya ayırıyorum. Gerçi sonra gelince biraz çalışırım da. Bakalım nasıl bir gün olacak. Özledim. Arada çekeceğim. Boş günler yaratacağım böyle. Boş günler olunca çekeceğim. Şimdi uyandım. Saçımı yapacağım. Kıyafetimi giyiyorum. Doktora gideceğim dediğim gibi. Kahvaltı konusu aşırı kararsızım. Kan tahlilimi yaptırdım aslında. Öyle gideceğim. Ama ister mi? Oradakine güvenmez, tekrardan tahlil ister mi? Ondan emin değilim. Biraz da açım. Ki akşam yedim 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 uyudum ama yine de acıkmışım. Burada böyle dünden kalan yiyemediğim bir chia var. İçerisinde incir granola falan var. Bunu yiyebilirim. Üzüm granola kuru yemiş falan filan. Akşam uyumadan kuru yemiş yedim diye canım pek kuru yemiş istemiyor. Bolca da üzüm doldurdum. Güzel gelecek bence serin sabah. Şimdi soğuk su aldım. Güneş kremini sürdüm. Tabii ki de dermatoloğa gidiyorum. Rohaktan kontrolüm için. Oh, 2 aylık kapı 3 ayda bitirdim. Rüzgar sesi var mı acaba? Muhteşem bir vlogtu yine. Ben sadece ev içinde video çekebildiğime kanaat getirdim. Dışarıda zaten 2 saat içinde 1000 tane iş yaptım. Kendime yemek ısmarlarım diyordum. Onu da yapamadım. Saat çünkü 11.30'da öğle yemeği yemem gerekiyor. Restoran o saatte istediğim yemeği yapmaya başlamış mıdır emin olamadım bir türlü. Neyse. Ha, yiyeceğim şey de mantarlı tavuklu kremalı makarnaydı. Oranın makarnasını seviyorum. Olmadı. Saçımı kestirsem diyordum. Eve gitmek istiyorum. Şunun içinde çocuklar yüzme öğreniyormuş. Ben 18 yaşında öğrendim yüzmeyi. Bizim zamanımızda yoktu bunlar. Eve geldim. Bok gibi bir gündü. Güzel olacağını hayal etmiştim. Kendime yemek ısmarlayacağımı, dinleneceğimi, işlerimin tıkır tıkır halde olacağını. İşlerimin halde oldu da ülkedeki bu anormal pahalılık artık hani takma, düşünme falan diye kontrol edemediğim kısmı enerjimi almaya çalışıyorum ama yani çok sıradan bir hastanede 2 dakikalık bir muayene, şöyle yüzüme baktı aknemi yani neyse biraz sinir bozucu açıkçası. Markete girince yine söve söve ilerliyorsun falan. Taşım başım dağılmış, karnım aç. Ne olur ne olmaz diye yanıma kuru üzüm ve kuru yemiş almıştım ama onları görmedim bile. Bir an önce kendimi eve atmak istedim. Şu an elim titriyor galiba, acıktım. Kendime güzel bir hızlı ama çok en hızlısından lezzetli ve besleyici bir şey hazırlayacağım. Takipte kalın. Şöyle bir şey yaptım. Lavaş aldım. Lor. Annemin loru çok güzel olmuş. Şöyle bir kıvamda bir lor. Bol lor olsun. Açım. Doyurucu bir şeye ihtiyacım var. Lor, fırın kabak, marul, sos, mayonez falan. Ve tabii ki de müptelası olduğum soğuk çay geliyor hemen. Çok açtım, hızlı yedim. Biraz vakit geçsin diye bekliyorum da takviye yapacağım. Oh, anca doydum. Ben böyle videoları izlemekten hoşlanıyorum. Tamamen filtresiz ama kendim yaparken diyorum ki bu hiç hoş değil. Hani biraz daha artık
profesyonel bir duruş sergile, işte meslek hayatına atılıyorsun, artık büyüyorsun, erişkin ol falan filan. Bunların çok yargılayıcı bir taraftan geldiğinin farkındayım. Benim için iyi bir profesyonel biri olmak demek, işte ne bileyim, pijamanla ve saçın daha az kötü, daha kötüyken, özensizken kameraya çıkmamak demek değil, ama annem de elektrikli süpürge yapmasın ya. Mesela sen artık insanların hayatına dokunuyorsun. Onlar seni bilir kişi olarak biliyor. Diyetisyenisin onun, işte heyecanla geliyor. Ona 1,5 saat bir sürü şey anlatıyorsun falan. Sonra işte ne bileyim, mesela bizim, ben biliyorsunuz kasabada yaşıyorum şu an. Önümüzdeki aylarda belki birlikte farklı videolar da çekeriz. Belki farklı gelişmeler de olur. Belki kendi evime çıkarım, bilmiyorum. Böyle bir hedefim var. Mesela şu tavanın şu görünüşü bile mesela şu an gözüme batıyor. Sanki böyle olmaması gerekiyor gibi. Ya da şurada mesela bir sünnet fotoğrafı var. Orada bir düşmüş mesela fotoğraf. Bunlar kötüdür sanki gibi. Ama bir yandan da çok gerçekçi olmamı da seviyorum. Mesela danışanlarımdan biri şey demişti. Hani şey sanıyorsunuz ya, biraz özel sektör ya işte bu. Presentable. İşte iyi görünüyorsan, hayatın her şey daha yolundaysa, insanlar senden daha çok destek almak ister gibi bir yanılgı var. O yüzden diyetisyenlerin profilleri muhteşem gözüküyor. Ama mesela hepsi zengin gözüküyor, tamam mı? Ama hepimiz zengin değiliz yani. Hani hatta giderek hepimiz fakirleşiyoruz. Mesela şunlara bugün 238 lira verdim ve burada muhteşem bir ilaç veya bir şey yok. Neyse, bu konu ne alaka, geldim, rahat kıyafetlerimi giydim, bugün boş günüm, dinlenmek istiyorum, belki bir öğle uykusu bile çekebilirim ya da keyifli dizi film izleyip mesleki olarak yapmam gereken çalışmaları yaparım. İlacım da 9. aya başlıyorum galiba, 10 ay falan tedavi görmüş olacağım ama ben bunu 12 aya uzatmış gibi olacağım. İşte bazı ilaçlarımı içmeyi unuttuğum için, doktora gidemediğim için, ertelediğim için veya randevu bulamadığım için falan. Böyle ilaçlar kullanıyorum. İlk defa Zoratenin içeceğim. Normalde akne trend içiyordum ama o an unuttum garip bir şekilde. Böyle yorucu bir andı benim için. Sorun değil. Şimdi birazcık konuşmak istiyorum akne tedavimle ilgili. Bununla ilgili çok iyi videolar var tabii. Bayağı izlenen falan, yani o anlamda iyi. İçeriklerini çok bilmiyorum. Bu da Hametan. Burnumun içine ve dudağıma sürüyordum. Yine aldım bir kutuda. Bu da izler için verilen yeni bir ilaç. No Scar. Bu reçetesiz alınıyor mu, alınmıyor mu bilmiyorum. Gerçi galiba reçetesiz alınıyor. Anam, bu da Sincan'da üretilmiş. Ankara'ya dair bir şey görmek beni mutlu ediyor artık. Bakalım nasıl olacak. Biraz izlerim var. Ben tedaviye nasıl başladım? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Cildim nasıl değişti? Benim cildim her zaman için güzel cilt. Aa, ne güzel pürüzsüz bir cildim var denilen bir ciltti lise boyunca. Bu arada o zamanlarda şey derlerdi. Şişmanların cildi güzel olur zaten falan. Tam doğru, hani dolu ve gergin bir cilt olabilir. Ama yani her yerde fetfobiya cilde gelince. Ondan sonra benim cildimde böyle bundan yaklaşık 2 yıl önce falan bir şeyler çıkmaya başladı. Herhalde 2020'nin, bak buralara fotoğraflar koyayım bulup. Böyle yine pürüzsüz olduğu bir dönem vardı pandemide ama gerçekten hiçbir şey yoktu. Siyah nokta bile yoktu. Nasıl o haldeydi bilmiyorum. Cilt hakkında bilgim çok az ama hani biyoloji, fizyoloji bilgimle birçok faktör vardı. Birçoğu yerindeydi galiba ya da henüz zamanı gelmemişti falan diyebilirim. Öyle düzenli olarak temizleyip nemlendirmezdim bile. Hani sadece suyla yıkar, arada nemlendirir. Bazen de temizleme jeliyle falan yıkardım. Toniğim falan yoktu. Maskelerim yoktu. Bu sadeleşmeyi sevmiştim ben aslında her anlamda. Saçım içinde kullandığım bir ya da iki ürün vardı falan. Neyse, her şey yolundaydı. Sonra çıkmaya başladı ama ben bunu kendi başıma halledebilirim gibi geldi. İşte tonik aldım, temizleme jeli aldım falan. Onları yapmadığımdan kaynaklandığını düşündüm ama zaten ben bunları hiçbir zaman yapmamıştım. Aslında çıkacak mesaj şu: cildinizde herhangi bir değişiklik varsa dermatoloğa gidin. Bu kadar yani. Yoksa zaten çok daha fazla zaman ve çok daha fazla para harcayacaksın. Neyse, gitmedim ben. İşte bir denedim falan böyle. Çünkü gidilecek bir durumda değilmiş gibi geldi. O an böyle düşünmüşüm, o anın içindeyken. Hani terapiye kriz anında gidiyoruz psikoloğa da. Bari dermatoloğa, dahiliyeye falan kriz anında gitmeyelim. Ki yine öyle gitmedim de, işte bu artmaya başladı. Ben ama asla kendimi Roaccutan, sivilce, o kafada bir sivilce tedavisi protokolü var. Yok, ben onluk değilim. O çok zor, o çok şiddetliye verilir. Tedaviye yanıtsız akneye verilir falan diyorum kendiliğimden. Gittim sonra. Geçen yazın başında, Haziran ayında falan gittim. Dedi ki bana, kullanman lazım yani. Peki dedim.
Hiç diretmem zaten. Peki dedim, hani doktor böyle diyorsa böyle. Sonra çıktım, eczaneden ilaçlarımı aldım. Arkadaşımın evine gittim. Bu ilaç hakkında herkes çok fazla olumsuz şey söyleniyor. Hatta arkadaşımın evine giderken yolda başka bir arkadaşımla konuştum. O da dedi ki, ben kullandım işte 3. ayda bıraktım, bir işe yaramadı ya da yaradı ama çok kurudu sonra geri çıktı falan filan dedi. Böyle bir korkutuldum. Diğer arkadaşımın evine gittim. Onu da ablası kullanmıştı. Orada da bir korktum. Yani öyle geçti, şöyle geçti. Çok zordu işte falan. Ama o anda da şöyle sağlıklı düşünüp şunu diyemiyorsunuz. Her süreç çok kişisel ve dinamiktir. Belki benim için o kadar zorlayıcı olmayabilir. Olmadı bir dermatologla daha mı görüşsem falan diyemiyorsunuz. Ben hemen şey dedim. Daha Haziran'ın başındayım. Bu ilaç yazın kullanılmaz. Bazı dermatologların da kış tedavisi dediğini falan hatırlıyorum. Hani cilt inceliyor, güneşe daha hassas bir hale geliyor ya. İzmir'de staj yapacağım. Burnum kuruyacakmış. Hametan sürecekmişim. İzmir'in 42 derece sıcaklığında maskeyle nasıl hametan süreceğim falan dedim. Ben o ilaçları eczaneye geri bıraktım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül geçti. Güzel bir yaz. Tabii ki sivilcelerim geçmedi. Hatta biraz arttı. Beni uzun süredir görmeyen insanların gözü böyle yanağıma falan kayıyordu. Görüyordum. Öncelikle yeme bozukluğu iyileşme sürecinde bedenimin görünüşüm, ona karşı geliştirdiğim nötr tutum, beden kabulü çalışmalarım, bedene saygı çalışmalarım sayesinde hiçbir zaman akne ilacına kesinlikle bu sivilcelerden kurtulmam gerekiyor diye başlamadım. Beni tedaviye iten ana motivasyon şuydu: yüzüstü yatmayı severim ben ve yattığımda gerçekten acıdığını hissettim artık sivilcelerim. Çok böyle irinle dolu kistik aknelerim de vardı ve acıyordu gerçekten. Sonra dedim ki, Hacettepe dermatoloğa direkt gittim okul başlarken, Ekim ayına doğru falan. Sonra dedi ki oradaki dermatolog da, bu tam yani çok uygun dedi işte bu tedavi için, benim korktuğum tedavi için. Ben de peki dedim, yani deneyeceğiz, ne yapacak, bir şey yok. O benim biraz korkumu aldı, korkmamam gerektiğini, muhtemelen sadece dudak ve burun kuruluğu yaşayacağımı, tabii diğerleri hakkında da bilgilendirdi, zaten imza da atıyorsunuz başlayabilmek için tedaviye. Öyle başladık. Yazın başında doktorun önerdiği dozun yarısı kadar önerdi. Dedi ki, ya küçük dozda başlayalım. Kiloma göre düşük bir doz verdi. Böylelikle daha sürdürülebilir olsun. Uzun sürsün ama öyle olsun falan. Başladık. Çok değişken bir süreç. Artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor. Sanırım kimisinde bir kere kusma oluyor. Kimisinde daha fazla sanırım. Ya da giderek azalıyor kimisinde falan. Kimisinde 6 ayda hiçbir şey kalmıyor. Ben 9. aydayım. Hani artık aktif sivilce çıkmıyor ama böyle bazı izler var falan filan. İyi ki başlamışım diyorum. Çünkü bir yandan da başlamasaydım bu işin sarpa saracağını hissediyordum. İyi ki başlamışım. İyi ki daha fazla korkmamışım. Bir yandan pişman da olmuştum. Keşke o doktor dediğinde yazın başında başlasaydım. Yazın başında başlasaydım, ertelemeseydim, şimdiye tedavim biterdi diye. Ama belki de bu da bir öğretici bir deneyimdi yani benim için. Tekrardan uzmana güvenmem gerektiği ve sosyal medyadakilere çok da kanmamam gerektiğini ve kendi bedenime ve kendi uzmanıma kulak vermek gerektiğini tekrar anlamıştım. Bu ilaç hakkında ekşi sözlüğü okumayın derler hep başlayacaklara. Böyle derseniz tabii ki daha çok okuyasım geldi ve gerçekten ekşi sözlük yasaklansın falan o noktada. Çok bu süreci atlatamayan, yarıda bırakan da çok fazla insan var. Ama benim kişisel deneyimim, sadece dudak ve burun kuruluğu yaşadım. Geceleri burnum kanıyordu. Uyku arasında da böyle işte karıştırıyormuşum. Belli ki acıyor çünkü kuruyor, nefes alamıyorum. Böyle parmaklarımda falan kanla uyanıyordum açıkçası. Ama eğer yeterince nemlendirirseniz pek bir sorun olmuyor. Onun dışında ben öyle bir sürü ürün falan kullanmadım. Doktorumun verdiği hametanla, arada da bir blisteksle falan nemlendirdim. Çok pahalı bir süreç olmuyor o yüzden. İlaçlara da aylık muhtemelen şu anki durumla 80 lira falan ödersiniz aşağı yukarı. Tabii ki sigortanıza bağlı olarak. Böyle izler var henüz. Bence bu süreçte çok fazla görünüş odaklı olmamak da bayağı iyi oluyor. Çünkü dediğim gibi tam azalıyor, bir anda artmaya başlıyor falan. Çok görünüş odaklı olmamak iyi oluyor. Bir de ilacı aksatmamak, çünkü süreç uzuyor. 20 günde, işte 30 günde tüketmeniz gereken, almanız gereken ilacı 45 günde alınca
uzuyor tabii unuttukça. Benim bir de beni en olumsuz etkileyen ama tabii ki çok da sorun değil. Profesyonel bir sporcu değilim sonuçta ama ağırlık kaldırmaktan çok keyif alıyordum. Ağırlık antrenmanları yaptığım salonda yurduma çok yakındı. Çok avantajlı bir seneydi ama sivilce hapıyla birlikte, bu akne tedavisiyle birlikte kreatin kinazım biraz arttı ikisi birlikte olunca. O yüzden azalttı antrenmanları. Biraz da kas ağrımın daha uzun ve yoğun sürdüğünü gözlemlemiştim. Onun dışında ama okey yani. Gidin bir dermatologla görüşün ve bence korku pompalanmasına izin vermeyin kendinize. Çünkü korktukça farklı yollara yönelebilirsiniz. Ben mesela La Roche-Posay'in bir serumunu kullanmıştım, kimyasal peeling. Belki çok başarılı bir serumdur ama yani hem pahalı, ucuz bir serum değil, hem de ben de neredeyse hiçbir işe yaramamıştı. İlk bir böyle yarıyor falan diyorsun o kadar parayı verince. Ondan sonra bayağı yarısından fazlası kaldı tabii serumun. Bayağı bir kısmı kaldı diye hatırlıyorum. Arkadaşıma hediye ettim. Böyle bir deneyimdi. Bu arada videoyu konuşmayı unutmuşum. Önceden kameraya bakardım. Ama bir yerden başlamak istedim ya ama. Mükemmelliyetçi olunca zaten olmuyor. Bunu biliyorum. İnsanın gerçekten zamanını çalan bir şey mükemmelliyetçilik. Zaten hiçbir zaman mükemmel video yapmadım ki. Zaten hiçbir zaman saçımdan, tipimden çok hoşlanmadım videolarda. Arka planımdan hoşlanmadım. Yarın öbür gün kendi evim olunca belki daha tatlı arka planlar da yaratırım. Ama aile evinde imkanlar belli. Yani güzel arka planlar da yaratabilirim ama ben çok samimi ve şeffaf videoları da çok seviyorum. Bunu da sevildiğini hissediyorum. Ha işte danışanım bir şey demişti bana, onu anlatamadım galiba. Böyle bir brokoli yediğim bir kap varmış. O da böyle çok halktan bir kapmış. O yüzden mesela ekstra böyle yakın hissetmiş kendini bana falan. Bu şeyde, videoda birazcık sivilce tedavim hakkında düşündüklerimi, deneyimlerimi paylaşmış oldum. Özet yine bu, korkmayın, dermatoloğunuza gidin, dermatoloğunuza ve tedavinize sadık kalın. Ve bence beden kabulü, beden değişimi, bedene nötr yaklaşım konuları etrafına da eğer sorun yaşıyorsanız bu konuyu da psikoloğunuza muhakkak açın. Tedavi sürecinize de olumlu yansıyacaktır elbette. Bir de biraz dinleneyim şimdi. Daha keyif alacağım bir şeyler yapayım, kaydederim. Bir de şeyden bahsedeyim. Tabii ki dünyanın en merak edilen sorusu sezgisel yeme ve kilo değişimi. Belki siz de bir şey hey! Öyle uykusu çektim, çok iyi geldi. Sabah doktora gideceğim diye. Biraz da daha erken uyanmıştım. Biraz daha uykuya ihtiyacım vardı. Ve Trendyol'dan şöyle 4 tane farklı renkte bluz aldım. Onları deneyip göstereyim sana. Sana! Bak bak! Uyudum, uyandım, kendime geldim. Kargocuyla uyandım sayılır. Hemen böyle pijamamı falan değiştirip aldım. Renkleri farklı. Turuncuyu kendime çok yakıştırdığımı fark ettim. Sadece bir tane turuncu tişörtüm vardı. Böyle bir bluz almış oldum. Böyle tatlı gül kurusu. Güzel bir bluz. Bunlar günlük. Şunun için çok heyecanlıyım. Bunu bu arada çok uzun zamandır almadığım büyük bedende bir bedende. Hem geçen seneye göre bedenim daha büyük, hem de bunun kalıbı daha darmış. Kullanıcılar daha büyük beden öneriyormuş. Bazen sayılara çok büyük anlam yüklüyoruz. Siz kıyafetlere uymak için yaratılmadınız. Onlar nesneler. Siz lütfen kendinizi nesneleştirmeyin. Kendinizi nesneleştirirseniz bir şeylerin kalıba uymaya çalışırsınız resmen. Ama kıyafetler sizin için varlar. Ve şu anda burada içerisinde bulunduğunuz bedende rahat kıyafetler, bedeninize uygun kıyafetler giymeniz gerekir. İster 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı kilolarda olun, ister 100 ve üzeri. Fark etmez. Şu anda burada olan bedeninizin, Allah aşkına traktöre rica ediyorum, bak İzmir'e taşınacağım diyorum, bak büyük şehre taşınırım, bak videolarımda traktör sesi çıkmış olarak burada, şimdi ve burada olan bedeninizin rahat etmeye ve bakım görmeye ihtiyacı var. O yüzden bu işin ekonomik bir kısmı olduğunu da farkındayım. Özellikle bedeninizin sık değişmesi gerektiği veya değişen bir dönemdeseniz biraz daha esnek ve artı eksi bir bedene olabilecek kıyafetler alabilirsiniz. Biraz daha büyük beden etiketinde bir şeyler alabilirsiniz. Ben böyle gerçekten 36 bedene girmek için çok uğraşmıştım. Ve girmiştim de. Ve yani bir sürü olumsuzluk vardı ama benim gördüğüm tek şey 36 bedene girmekti.
Siz hali hazırda hayatınız boyunca zaten 36 beden olmuş ve bunun için ekstra çaba sarf etmiyor. Bedeniniz o noktada iyi de olabilir, sağlıklı da olabilir. Ama hepimizin bedenin rahat ettiği, sağlıklı olduğu, işleyişinin aksamadan devam ettiği beden farklıdır. Kıyafetten kıyafete etiket değişir. Benim dolabımda 7 farklı bedende kıyafet var. Hepsini giyiyorum. Hadi bakalım şunları deneyelim. Şunu hemen size kombin yapıp geleyim. Şunu siyah puantiyeli bir etekle giyeceğim. Resmen beyaz üstüm olmadığı için o eteği giyemem. Sonunda biraz daha tatlı görünebilen bir üst almış oldum. Her şey ne bol ne dar. Sanırım 36, 38, 40, 42 olayı saçma. Araları ara beden gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da dikiş dikmeyi gerçekten bir tutku haline getirip üzerime göre bir parça, iki parça da olsa dikmeyi istiyorum. Finger. Bunu yine beğendim. Buradaki yanığım da bu arada Ankara'dan kalma. Ankara'da yandım yani. Ne diyorsunuz? Tatlı mı? Biraz kalkıyor şuraları. Aslında çok tatlı bir model bence. Ama emin olamadım. Bir tane beyaz aldım. İç gösteriyor. Diğeri bedeni oldu. Buraları bol. Benim omzum geniştir yani. Anlamadım ne oluyor. Size uymayacağım. Beni tetikleyemezsiniz. Bir de insan gibi dümdüz bir parçam oldu. Teşekkürler Trendyol. Vermedim. Bir yarısını beğenmedim. Yarısına da deyip bırakıyorum. Dört parçanın ikisinin bir tanesi iade, bir tanesi değişim. Diğer ikisi hadi kalsın ya aldık o kadar falan gibi oldu. Çok ürünler genel olarak her markada çok kalitesizleşmiş gerçekten. Anne dondurma yiyelim mi? Dondurma mı yesek? Ayrıca bedeninizi beğenmek zorunda değilsiniz. Bedeninizi sevmek de, kendini sevmek de çok geniş bir kavram. Biz daha çok beden nasıl görünüyorsa görünsün ona bakım ver mantrasını geliştiriyoruz. Bedenini beğenmek zorunda değilim ama insan içerisindeyken işte kendimi içerisinde iyi hissettiğim, insan dışarısındayken yani evin içerisindeyken de içerisinde kendimi iyi hissettiğim, belki kendimi ifade etmek için de kıyafetleri kullanabilirim veya rengini ona göre seçebilirim şeklinde hiçbir problem değil. Sadece keşke tüm markalar kapsayıcı olsa, her bedene güzel kıyafet üretse, uzun, kısa, şişman, zayıf. Yeme özgürlüğü ve kendini yeterince beslemenin, şu an enerjim çok yükseldi çünkü az önce bir danışanımdan gelen mesajı okudum ve diyor ki Gülşah işte bir haftadır bir haftadır çok az yemek düşünüyorum, artık zihnim daha az meşgul, çok mutluyum falan filan. Şimdi bir kalori açığı, yani aç olmak biraz yemek düşünmenizi sağlar. Bu bir açlık sinyali zaten. Eğer kendinizi yeterince beslerseniz işinize daha iyi odaklandığınızı, performansınızın arttığını da görürsünüz. Benim son sınıftaki ortalamamla ikinci sınıf ortalaması arasında dağlar kadar fark var. Tabii ki bence son sınıf daha zor. İkinci sınıfta hani hem derse çalışamıyordum beslenme ve beden düşünmekten. Açım, bedenler hakkında bir obsesyon var. Açım derken bu arada binge de yaşıyorum bir anlamdan ama dönüp baktığınızda kronik bir açlık söz konusu ondan önceki yıllarda. Ders çalışırken beslenme düşünüyorum, odaklanamıyorum. Sınava giriyorum, beslenme düşünüyorum, odaklanamıyorum falan. Sonra şöyle bir mesaj gelmiş. Merhabalar. Tekrar yazmak istedim. Çünkü çok güzel değişimler yaşıyorum. Bedenimin ihtiyacını fark etmek, onu beslemek, yemek yerken keyif alarak, farkında olarak yemek yeme konusunda bir haftadır çok iyi ilerliyorum. Sizi de haberdar etmek istedim. Çok mutluyum, çok keyifliyim. Artık sürekli yemek düşünmüyorum. O deyince ben de onu fark ettim. Şimdi ben hayatımda böyle değişimleri çok fark etmiyorum. Çünkü normal yeme davranışı benim normalim olmaya başladı. Mesela birkaç saattir telefon şarjda ben işte durmadan işte mail atıyorum, planlama yapıyorum, bir şeyleri kontrol ediyorum falan kendi işimle ilgili olarak. Şu an acıkmaya başladığında yemek düşünmeye başladım ama onun dışında düşünmüyorsunuz. Bu da yeterince beslenmenin ve yeme özgürlüğüne sahip olmanın olumlu etkilerinden biri. Bunu yaşadığım ve yaşattığım için çok mutlu ve çok memnunum, çok tatminim. Akşama da kuru fasulye vardı. Çok severim. Lisedeyken kuru fasulyeyi sevmediğimi düşünüyordum.
Şu an çok seviyorum. Değişebiliyor elbette. Birkaç kontrolümü de yapıp yemeğe gideceğim. Bir de buna da çok önem veriyorum. Böyle zihinsel olarak meşgul olduğunuz bir noktada. Şimdi önümde bir Excel dosyası var, birkaç Word dosyası var, mailler var falan filan. Zihnim orada sürekli. O yüzden tuvalet ihtiyacımı, su ihtiyacımı ve yemek ihtiyacımı ertelemem daha kolay. Zihinsel olarak meşgul olmanızı gerektiren bir iş yapıyorsanız kendi ihtiyaçlarınızı erteleyebilirsiniz. Burada önceliklendirme yapmak gerekiyor. Kendinizi önceliklendirip, evet işiniz de çok önemli. Onu da yapmanız lazım. Para kazanmanız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Okey ama siz iyi olmadıkça işiniz de iyi olmaz. O yüzden bence her zaman kendi bedenimizi, kendi ihtiyaçlarımızı, ruhumuzu, her neyse sosyalliğimizi önceliklendirmeliyiz. Az önce fark ettim mesela, tuvaletim gelmiş ama böyle erteliyorum falan. İstemsiz yapıyoruz bunu. Önemli olan önce fark etmek, sonra da aksiyon almak. O kadar rüzgar esiyor ki sevgili memleketimde, canım memleketimde, halı ters geldi. Bak, rüzgardan halının halini göstereceğim. Konuşurken oldu bu. Bunu rüzgar yaptı az önce. Her şey yolundaymış. Bazen de zihinsel çarpıtmalar oluyor. İşimle ilgili de bu oluyor, fark ettim ki. Mesela işte X kişi takip ediyorum. Sanki o sayı azaldı gibi geliyor. Halbuki azalmamış, artmış ama bana azalmış gibi geliyor. Çarpıtma. Bu hep, yani bazı şeylerde gerçekten otomatik bilişsel çarpıtmalara sahibiz. Bu arada Hayvel'le hiçbir ilişkim yok. Ama gerçekten de iyi ki tanışmışım diyecekmiş gibi hissediyorum. Uzun soluklu terapi sürecim başlamadı. Bu arada maddi anlamda da zorlanıyorsanız o taraf yine daha iyi, online bir hizmet olduğu için. Onun dışında maddiyatın ötesinde benim yaşadığım yer şu an için küçük bir yer. O yüzden çevrimiçi hizmete ihtiyacım var. Burada psikolog falan yok. Varsa da iyi, var mı yok mu soru işareti. Benim istediğim alanda çalışan var mı yok mu hep soru işareti. O yüzden direkt ben çevrimiçiye yöneldim. Ve her şeyin çevrimiçisini daha çok sevdiğimi fark ediyorum. Alışveriş mesela, kıyafet alışverişi özellikle. Çünkü artık bütün kumaşlar kaka gibi olduğu için gerçekten dikiş konusunda şey yapacağım. Konudan konuya atladım, farkındayım. Zihnim sürekli durmadan üretiyor. Kıyafet alışverişini de çevrimiçi olanı seviyorum. Eğitimlerini de, atölyelerini, kurslarını. Çünkü ulaşamadığım insanlara çok hızlı ulaşmak gerçekten çok büyük bir avantaj. 10 gün sonra en yakın arkadaşımla çok küçük bir tatil yapmayı planlıyoruz. Sonunda denize gireceğim. Herkes mutlu olabilir mi? Bir yandan da programda birazcık boşluklar var gibi. O yüzden de dedim ki acaba böyle 20'şer dakikalık da olsa en azından kişilere diyet dışı yaklaşım nedir, hangi konular üzerine çalışabiliriz veya çalışamayızı anlattığım bir ücretsiz ön görüşme planlasam diye düşünüyorum. Sonra dedim ki madem YouTube'a dönüyorsun böyle bir videoyla, bu videoyu izleyen kişi zaten şuraya kadar gerçekten seni destekleyen ve bir şeyler almaya açık biridir. Eğer danışmanlık almayı düşünüyor ama kafanız karışıksa, Gülşah ben senin son YouTube videondan geliyorum, ücretsiz ön görüşme talep ediyorum diye bana mail atsın. En azından şimdiden bu videodan gelenler için tanışmış oluruz. Devam etmek isteyenler için de güzel bir plan oluştururuz ilerisi için. Öyleyse tanışmak için heyecanlıyım. Biraz da yüz yüze konuşalım bakalım. Böyle hep ben hep ben. Ustam seslendi uzaktan, gidedi tulumları. Size Spotify listemi özetleyeyim mi? Bekleyin. I can see clearly when you're gone. Touch. Bomboştu uzun zamandır kalbim, düşlerim, evim. Kuru dalıma hayat dolsa, kuzu kurda hesap sorsa, ben o yardan gider miydim? Evet. Zeytinyağlı salata, fear food 1. Plastik kapta bir ayran, çünkü niye olmasın. Tabak ve bardaklarınızı sevdiğiniz gibi çekerseniz, seçerseniz tatmin olma faktörünü arttırırsınız. Burada yetmezse diye bekleyen cacık. Ve de kesinlikle naneli fasulye. İnanç, 3 kaşıktan pirinç bile fazla yersem kilo alırım. Bilim, kendine az yemek yediğin için kilo alıyorsun. Efendim, bugün video çekmeye başlayınca bozuk yeme davranışı veya yeme bozukluğu iyileşme sürecinde olan kişilere de bir şeyler söyleyebilmek için yaşadığımız deneyimleri bir de onların gözünden görmeye çalışıyorum. Ya da eski Gülşah gözünden de diyebiliriz. Mesela şimdi abimin doğum günü diye pasta yapıyoruz deseydin ben başlayacaktım stres olmaya. Eyvah, ya hepsini yersem ya da
onu yersem neyi çıkarmalıyım? Ya da mesela aşure zamanı, aşure yapacağız. Evet. Şimdi onu ana öğün yerine bir kase mi yemeliyim? Yarım, yani bunlarla zihnim meşgul olacaktı. Şimdi gayet rahat. Rahat, tadını çıkarırım, yerim, yemem, değişir. İkisini de yerim çok yüksek ihtimalle. Biri doğum günü. Ecem aşureyi öğlen yiyeceğiz. Ya mesele o değil ki. Mesele zihni bunu meşgul etmek. Tamam, istersen... Bir de öyle, bir de hani akşam tatlı yedik. Hani yemekten sonra da pasta belki canımız istemez. Aşureyi gündüzden yedik mi? Belli olmaz. Belki sadece mum üfletiriz. Belki de o an aç oluruz. Hemen yemek isteriz. Yani hayatta hiçbir şey kontrol edemiyorken bunu kontrol etmeye çalışmak. Evet. Ayrıca bedenimiz bunu kontrol ediyor zaten. Enerji ihtiyacını, ne kadar besin alman gerektiğini falan. Neyse, ben pastanın yumurtalarını kırayım ve pandispanya yapmaya başlayayım o zaman. What? Doctors began using these steroids in the 1950s. Today, most steroid users are actually not competitive athletes, but people seeking a particular effect to recover lost muscle tissue. So if steroids... TED'in eğitim videolarını izlemeyi çok seviyorum. TED ED Education. İşte şimdi mesela hayvanların yaşam ömürleri niye farklı, onu izleyeceğim. Son kez. Sol. Öne geldim. Ve sağdan yükseldim. Kollarımı bıraktım ve dik durdum. Yapabildik mi? Evet. Saat 10.30'da seansa giriyorum. Outfit'i böyle oluyor. Emziren annelerin bazen sadece kendilerine bakım verebilmek için, ya da özellikle tabii ki bakım benim seansımdan ibaret değil ama akşam 10.30 uygun oluyor. Ben de madem evden çalışıyorum, zamanımı yönetebiliyorum deyip böyle kabul yaptım. Sadece bir kişi var, böyle gece seans koydum. 12'ye doğru falan bitiyor. Sonra uykuya dalıyorum zaten. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Şimdi bilgisayarımı açtım. Siz de birazcık şahit olursunuz. Kulaklığım takılı olacak. Tabii ki. Az önce annem YouTube'dan bir tane fizyoterapist bulmuş. Onunla birlikte egzersiz yapıyor. Fizyoterapist diyor ki hadi kendinize sarılın falan. Bu arada bunu gerçekten yapın. Kendinize dokunmanız sizi sakinleştirir, yatıştırır. Stres yönetimi için bile iyi olabilir. Ara ara kendinize sarılın, kendinizi öpün. Dışarıdan çok anormal, alışılmamış bir tablo gibi gözükebilir. Ama etkilerine inanamayacaksınız. Bir deneyebilirsiniz belki. Böyle şefkate ihtiyaç duyduğunuz zaman da kendinizi öpüp kendinizi okşamayı deneyebilirsiniz. Ben de mobilite çalıştım. Ben de birazcık egzersiz yaptım, bedenimi esnettim. Gerçekten egzersizlerimiz 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika falan da olabiliyor. Hiç problem değil zaten. Belli bir dakikaya ulaşmak zorunda değiliz kesinlikle. İlk defa hayatımda bir antrenörle çalışıyorum, sevgili Ceyda. Hatta onunla yarın dersimiz var. Daha birlikte kaç ders yaptık? 4. dersimiz falan olacak galiba. Ve çok çok keyif alıyorum. Bir uzmandan destek almanın önemini burada da görmüş oldum. Hiç fark etmediğim şeyler fark ediyorum. Bazı egzersizler bedenime şu an için uygun değil. Onları fark ediyorum falan. Neyse çok konuşmayayım. Seansıma bir dakika var. Son gerekli yapılması gereken şeyleri yapayım. Nasıl bir video çekecek hiçbir fikrim yok ama bir beklentiye girmeden sadece yapmış olmak için yapacağım. Sonra sizinle birlikte karar veririz. En son gündem olarak ne işledik? Sanki biz hareket konuştuk mu? Yok, hareket konuşmamışız. Tatmin faktörü konuşmuşuz. Zayıflama diyetleri konuşmuşuz. Kilo alma korkusu konuşmuşuz. Her seansımızın bir gündemi oluyor. Seanslar uzun sürüyor zaten. Sohbet pratiğiyle ilerliyoruz. Her seansın bir gündemi oluyor. Kişinin deneyimleri, şu andaki durumu, biz neler yapabiliriz? Bunun üzerine konuşuyoruz. Ay hareket mi konuşsak bugün ya? Geçen hafta biraz yogadan falan açılmıştı çünkü konu. Öyle. Ekran paylaşımı falan yapıyorum. Onun üzerinden ilerliyoruz. Aranızda ücretsiz ön görüşmeye gelecek olanlar zaten görürler nasıl çalıştığımı. Çok heyecanlıyım, çok tutukluyum ve çok tatmin ediyor bu iş beni. Muhtemelen bedenimi hareket ettirdiğim için de şu an bu kadar pozitifim. Neyse, başlatalım bakalım. Bu çalıştığım kişi bir bebeğe, bir çocuğa bakım verdiği için aynı zamanda bazen biraz geç katılabiliyor. Bekleme sürem oluyor zaten. Şu ana kadar büyük bir problemle karşılaşmadık. Bekliyoruz. Başlattım. Hı? Gelmiş. Yani her yıl başında olduğu gibi her yeni.
Ben de doğru yerden girmiş o zaman. Ya arada verebiliriz. Çok büyük problem. Keşif. Daha uzun zaman sonra besine ilk defa böyle bir bakış geliştiriyorum. Senin için tipik değil ama bu modelde çalışan diyetisyenler için oldukça tipik davranışlar. Hatta şöyle çok alakasız bir deney üzerinden bir örnek vereceğim. Burada yapay atmosfer gibi bir şey. Kendi yaşam alanlarından uzaktalar ve bu yapın normalde yemekle, diyetle falan pek de bir alakası olmayan kişiler diye listeler tutmaya başlıyor. Olabilir. Ay şu anda da açtım, iyi bir porsiyon yiyebilirim. Bu olabilir. Bu saatte yersem uyumakta güçlük çekeceğim ve beni rahatsız edecek. O yüzden yani kazanan da bir taraf olmaz açıkçası. Yüksek besinlere kötü, pis, kirli falan denildiği görülüyor. Gece seansları bir güzel oluyor. Ben bugün öğlen uyudum. Tamam, o süper bir bakımdı bu arada kendim için. 2 saat falan. O yüzden enerjim çok iyi şu an. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Seans süper geçti falan filan. Şimdi bu yeni kremimi verdi ya doktor bana, No Scar. Doktor bana. Ona bakacağım diye. Gece kullandı da yüz temizleme jeliyle yıkadıktan sonra nemlendirmeyip bunu mu sürmeliyim? Onu çok kat kat olacak çünkü. Onu bir okuyacağım. Onun dışında bedenimi... Ha bu arada biz annemle işte egzersiz falan yaptık. Annem bir fizyoterapist bulmuş. Ben de işte Nike Training Club'tan bedenimi esnetiyordum. İyi geldi. Ama hala bedenimi hareket ettiresim ve esnetesim var. Biraz uykuya dalmamı da kolaylaştıracak bir yoga falan bulabilirim. Bir de Meditopia'ya geri döndüm 1-2 yıl sonra. Oradan meditasyon yapıyorum. Bedenime odaklanmamı sağlıyor. Gayet de iyi geliyor. Uykuya dalmamı da kolaylaştırıyor. Ki bugün öğle uykusu uyudum. Bakalım nasıl olacak. Bayağı uyudum. 2 saat falan. Ciltte çeşitli nedenlerle oluşmuş yarayız. Yaranın üzerine koyun diyor. Kokusu ilk böyle bir çiçeğimsi gibi, sonra bir böyle baharatlı bir cipse dönüyor bir anda. Bak bak, ilk çiçek gibi bir koku, sonra baharatlı cips gibi. Diğer gündeyim. O pasta oldu. Beklediğimden güzel. Görüntüsü güzel değil ama çok geleneksel bir tadı var ve çok çocukluğumu hatırlattı bana. Ama çocukken tabii kahve içemezdim, artık büyüdüm.